topu çarptırmayı başarıyor. 65-66 Efes Pilsen, bir sayı farklı önde. Skripen de geliyor. Lacivert beyazlar. Ender Aslan, Terence Kingston'u karşıladı. İçeride müthiş bir mücadele Ömer Onan'la Nicholas arasında. Nicholas dengesini kaybetti Solomon. Solomon tek başına. Willy Solomon. Oh, Kerem Gönlüm dışarıya attı topu. Çok basit bir hata. Kerem Gönlüm skriperi düşündü ama dışarıya attı. Abdi İpekçi tribünleri yine hareketleniyor. 67-66 Fenerbahçe Ülker mola. David Blatt'in mola sonrasında Fenerbahçe ucumu izleyeceğiz. Üç dakika beş saniye var Abdi İpekçi spor salonunda haftanın son maçında, aynı zamanda en önemli maçında Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen karşılaşmasında 67-66 sarı lacivertlilerin üstünlüğü var. Solomon bu topu elinde bulmuş, sonrasında turnikeyi böyle bırakmıştı. Ardından Kerem Gönlüm topu dışarıya attı. Skripen'i düşünürken şimdi kenardan oyuna başlıyor Ömer Onan'la Fenerbahçe Ülker. Solomon. Çok kritik bir hücum Fenerbahçe adına Oğuz Savaş. Terence Kinsey, Ömer Aşık içeride, Atsın da gölge gibi takip ediyor. Terence Kinsey'nin atışı isabetli değil. Atsın aldı savunma reboundunu. Nicholas iki tane çok kritik top kaybı yaptı. Onun etkisinde Fenerbahçe skorda tekrar avantajlı konuma geldi. Kerem Gönlüm, Andre Atsın, son 2 dakika 38 saniye. Ender bomboş kaldı dışarıda. Solomon onu savunuyor. Atın'ın perdelemesi. Atın Oğuz Savaş üstündeydi ama faul. Oğuz Savaş faul yaptı. Her moladan sonra David Platt alan boşaltarak Poret'ten Ender Atsın ikilisini bu perdelemeyle dışarı açılma oyununu oynatmaya çalışıyor ve buna şu ana kadar bunda başarıya ulaştı. Solomon'un özellikle alan müdafaası yapmadığı dakikalarda ikili oyunlarında uzun adam çok üstünde kalıyor. Uzun oyuncuyu çok doğru yerde topla buluşturması Fenerbahçe ülkenin çok kolay basket bulmasını sağlayabilir. Veya Solomon'un orayı biraz daha delerek potaya gitmesi gerekiyor. O zaman foul çizgisine gitme şansı olur. İlk serbest atışı isabetli değil Hudson'ın. İkinci serbest atışını kullanacak şimdi Andrea Hudson. Bunu da kaçırdı Ömer. Aşık savunma ribantını alıyor. 2'de 0 yaptı. Çok kritik serbest atışlardan sonuç alamıyor Andrea Hudson. Willy Solomon. Skripen karşısında girdi içeri Willy Solomon. Sonrasında Terence Kinsey'e bıraktı. Last turnikesi başarılı Terence Kinsey'in. Solomon doğru hücum etti. Potaya gitti. Yapması gerekendi. Ender çok uzaklardan atıyor. İsabetli değil o savaş. Savunma ribantını aldı Ömer Onan. Psikolojik faktörün ön plana çıktığı dakika geldi. Solomon yine girdi içeriye. Willy Solomon Kerem'e rağmen basketi buluyor. Willy Solomon. Yine aldı sazı eline son dakikalarda. 71-66, 1 dakika 52 saniye var. Maçın son ermesine Erman'ı oyuna sokacak David Blatt. Nicholas topla buluştu. Buluşur buluşmaz atışı biraz kısa düşüyor ve top kayboldu yine. Efes Pilsen için. Zorlama hücumlar Efes Pilsen'e pahalıya mal olabilir. Evet, burada şimdi sinirler gerildi. O yüzden özellikle Penn'in oyuna hakim olması gerekiyor Efes Pilsen adına. Fenerbahçe Ülker'se şu anda istediği avantajı, istediği ortamı yakalamış durumda. Solomon havaya girdi. Tribünlere hadi hadi diyor. Artık Fenerbahçe Ülker'in sadece oyunu kontrol etmesi şu dakikalarda önemli. Willy Solomon yine çok kritik bir hücum. Willy Solomon üç sayılık atış. Solomon! Hep yapıyor bunu, hep yapıyor. Yani bunu atacağı belli. Willy Solomon inanılmaz işler yaptı şu son 2 dakikalık süre içerisinde. 74-66 oldu skor. 1,5 dakika var ve mola geldi. Şimdi Efes Pilsen adına en önemli avantaj Solomon kenarda olduğuyken geldi. Fakat o şansı değerlendiremediler. Değerlendiremeyince maçın sonundaki bu 3-4 dakikalık psikolojik olarak oyuncuları zorlayan, takımı zorlayan sınıra geldiğiniz takdirde Fenerbahçe buradaki avantajı devreye girecekti. Ve şu anda bu devreye girdi. Solomon'un da devreye girmesiyle Fenerbahçe Ülker seyircisinin desteğiyle bu maçı kazanacak konuma getirdi. Şimdi Efes Pilsen öncelikle kolay bir atışa gidip arkadan bir müdafaa yapıp tekrar atarak Fenerbahçe'yi molaya
ya da gol çizgisine götürebilir. Ama şu anda her şey Fenerbahçe Ülker lehine gidiyor. Nicholas'tan veya Hudson'dan bu ikili oyun bir oynanması beklenebilir. Veya bir potaya yapılacak, kata verilecek bir pas beklenebilir. Fenerbahçe Ülker adına burada belki de en önemli şey süre dolmadan yapılacakları faulde FSB sene kolay bir atış sağlamaları. Bunun akabinde de yapacakları en iyi iş Ömer ya da Oğuz'dan alacakları bir savunma ribaundu olacaktır.